Kıbrıs'ta Türk tarafının sunduğu iki devletli çözüm önerisini hatırlatarak uluslararası topluma seslendi. Rum tarafına verilen desteğin gözden geçirilmesini istedi. Türk tarafının önerisini ciddi bir biçimde değerlendirmenin zamanı gelmiştir dedi. Kıbrıs Türk halkının boşa kürek çekerek kaybedecek bir 50 yılı daha yoktur. Adada bugün iki eşit halk, iki eşit egemen, bağımsız devlet vardır. Kıbrıs Türklerinin kaybedecek zamanının kalmadığını bu sözlerle vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cenevre'de sunduğu iki devletli çözüm önerisini hatırlattı. Türkiye'nin bu öneriye desteği tamdır diyerek uluslararası topluma seslendi. Uluslararası toplumun da hiçbir şekilde uzlaşmaya niyeti olmayan Kıbrıs Rum tarafına verdiği desteği gözden geçirmesinin, KKTC'nin önerisini ciddi biçimde değerlendirmesinin zamanı gelmiştir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner'i kabul etti. Türkiye hem kendi kıta sahamlığında kendi haklarını hem de Kıbrıs adasının eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu göstermiştir. Bu kararlılık bugün de aynen geçerliliğini korumaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner de kapalı Maraş'ta atılan adıma dikkat çekti. Mülk sahiplerinin takas, tazminat ve iade yöntemiyle mallarını kullanabileceklerini hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hak ve adaletin bulunduğu ortamda ilgili kişilerin gelip yaşamalarına da herhangi bir sakınca bulunmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum.